Merhaba arkadaşlar, ben Alper. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta deli dehşet, muhteşem şekilde çalışan, hatta böyle tamamen server dostu olan bir farm göstereceğim. Şeker kamışı farm göstereceğim. Burada şeker kamışında normal şartlarda biliyorsunuz ki bir sürü ray kullanıyoruz, bir sürü vagon kullanıyoruz. Ama bu durumda hiçbir şekilde ne vagon ne de ray kullanacağız. Sadece suyla bütün işimizi görmüş olacağız. Hatta siz bunu daha da uzatabilirsiniz ama sadece aralarında boşluk koymanız gerekiyor. Böyle değişik fantastik olaylar var. Geri kalanı, yani ben başlangıcını göstereyim, geri kalanı komple sizde. O zaman şimdi hızlıca videoya geçelim. Siz de o sırada eğer abone değilseniz abone olmayı, beğenmediyseniz de bir beğeninizi bırakırsınız. Memnun olmadığınız yerler varsa da aşağıda yorumlarda belirtirseniz eksiklerimizi gidermeye çalışırım. Şimdi elimizdeki malzemelerin hepsi bu kadar. Bundan daha fazlasına ihtiyacımız yok. Sadece işte bir şeker kamışı falan lazım olacak. Toprakta zaten biliyorsunuz ki sağda solda malzeme koyacağımız zaman kullanacaklarımızdan olduğundan dolayı. Şimdi arkadaşlar, bu farmı yaparken yapmanız gerekenlerden bir tanesi. Buraya geliyorsunuz. 10 blok ileri doğru kazacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ardından şuraya çapraza geliyoruz. Çaprazdan da 10 tane kazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Arkadaşlar, bu kazdığımız alandan ortasındaki kısma geliyoruz. Tam o köşe kısmına geliyoruz. Burada 2 çarpı 3'lük bir alan kazıyoruz. Sonrasında buradan ise aşağıya doğru, buradan şu şekilde, böyle 3 çarpı 3'lik bir alan daha kazıyoruz. Burası bu şekilde olmuş oluyor. Sonrasında buraya bir tane boşluk bıraktık ya, bunun tam ortasındaki yere geliyoruz. Buraya 2 tane sandık atıyoruz. Buraya attığımız sandıkların hemen arkasına geliyoruz. Huni bağlıyoruz bu taraftan. Ve ardından sandığın hemen sağ tarafından 2 tane daha huni bağlıyoruz. Buraya kadar bu şekilde devam ediyoruz. Sonrasında bu merdivenlerden aşağı indiğimizde sandığın üstüne bir tane merdiveni ters bir şekilde koyuyoruz. Ardından şuraya bir tane toprak koyup, yanlış oldu. Şuraya bir tane toprak koyup, ardından buradan da buna bakıp bir tane daha merdiven koyuyoruz ki buraya koyacağımız itemler bu da sandığın üstüne gelip de burayı tıkamasınlar diye. Hemen ardından bu köşeye gelip bir tane su bırakıyoruz. Ardından bir köşeye gelip buradan da bir tane su bırakıyoruz. Geldi, su buraya şeker kamışlardan hepsini itmiş oldu. Ve burası önemli. Burada dışarıda olan bloktan değil de içeride olan kısımdan, yani birazcık daha derinde olan kısımdan 13 blok dışarı doğru sayacağız. 1, 2, 3. Arkadaşlar, tam bu nokta 13. nokta. Şurayı da kırıyoruz. Ve bu noktayla şurasının arasında tam 13 blok fark var. Ona göre ayarlarsınız siz de. Sonrasında burada da aynı şekilde 10 blok ileri doğru gideceğiz. Bir de 10 blok dışarıdan gideceğiz. 1, 2. Yani tamamen şöyle karşılıklı duran bir sistem oldu. Ve buraya yaptığımızın aynısını bu tarafa yapacağız. Geliyoruz. Buradan 3x2'lik bir alan kazıyoruz. Ardından karşı tarafa geçip buradan da şöyle aşağıya doğru ikilik alan kazıp ardından buraya sandık yerleştiriyoruz. Sonrasında şuralardan 2 tane blok kırıp bu taraflarına hopper yerleştirip bir de arka tarafından hopper yerleştiriyoruz. Sonrasında buraya bir tane toprak, şuradan bir tane merdiven, bir de buradan merdiven yerleştirdikten sonra buradaki toprağı kırabiliriz. Sonrasında geliyoruz buraya bir tane su ve buraya da bir tane su koyduğumuz anda şeker kamışları tekrardan burada depolanmış olacak. Şimdi arkadaşlar, bu sistemin çalışabilmesi için bizim buralara bir şeritler çekmemiz gerekiyor. Yani şeker kamışları nerede olacağını anlamak için. Öncelikle şuraları şöyle güzel bir yol oluşturuyoruz. Aslında yol değil de sadece bu alanların dışına çıkmamız gerektiğini bilelim. Ardından çok mantıklı bir sistem var aslında. Şeker kamışını ektiğimiz zaman çok verimli hale getirecek bir sistem var. O da tam şuradaki gibi gözüküyor. 4 tane ortadan bırakıyorsunuz. Ondan sonra bunların her bir tane kenarına şey koyuyorsunuz, su koyuyorsunuz. Bir karenin etrafına su koymuşsunuz gibi. Yani kısacası. Şimdi burada iki farklı sistemde ilerleyeceğiz. Bu koyduğumuz yerden buraya geliyoruz. Bir tane kazıyoruz. Ardından sayıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncüyü kırmıyoruz. Beşinciyi kırıyoruz. Buraya bir tane boşluk. Sonrasında 1, 2, 3, 4. Burayı kazıyoruz. Ardından hunilere geldikten sonra burası resetleniyor. Buraya geliyoruz. Bu ikinci huninden. Yani buraya geliyoruz. Burayı kırıyoruz. Ardından 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. Burayı kırıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. burası oluyor. Buraya elleşmiyoruz. Eğer zaten bu şekilde yaptıysanız, yaptıktan sonra olay çok basitleşiyor. Buraya geliyoruz. Bir tane, yani boşluktan bir yana sonra çaprazını kır. Sonrasında boşluktan bir yana gel, çaprazını kır. Boşluktan bir yana gel, çaprazını kır. Boşluk, çapraz, boşluk, çapraz. Böyle böyle yukarıya doğru gideceğiz. Yani sıralama şu şekilde, garip bir şeyi var. Dizilimi var. Ama bu şekilde yaparsanız en yüksek verimi alırsınız. Yani bir tane yarısını yaptık. Geri kalan yarısını yapabilmek için de tam tersine dönüyoruz. Öbür tarafta yaptığımız işlemin tam tersini yapacağız bu sefer. Buraya kırıyoruz. 1, 2, 3, 4 sayıyoruz. Ardından burayı kırıyoruz. 1, 2, 3, 4 saydık. Burayı kırdık. Ardından burayı kırıp 1, 2, 3, 4 saydık, kırdık. Ve burayı böyle sabit bırakıyoruz. Sonra tekrardan geliyoruz. Boşluk, çapraz, boşluk, çapraz diye diye devam ediyoruz.
Ve arkadaşlar tüm alanlarımız olmuş durumda. Buralarda yarım blok kullanmayacağız. Direkt yaprak kullanacağız. Çünkü yaprak kullanmamızın amacı şu. İçeriye doğru glitchlenme olmasın. Yani böyle içeride şey ol, malzemeler içeride kalabilir, suyun altında kalabilir. Bunları istemiyoruz. O yüzden yapraklarla suları muhafaza edeceğiz. Yaprakların içini de suyla doldurdum. Şimdi geliyoruz. Ekim işlemlerine başlayabiliriz. Bu şekilde yaptığınızda arkadaşlar her yerine o kadar güzel bir şekilde dağılıyor ki bir tane bile boş alan kalmadan komple bütün şeyleri doldurabiliyorsunuz. Şimdi burası önemli. Bunları bir öncelikle elimizden boşaltalım. Buna ihtiyacımız kalmadı. Buraya geliyoruz. Ardından böyle devam ediyoruz. Buradan her yerine taş yerleştiriyoruz. Ama köşeleri bir tane boş bırakıyoruz. Yani burayı boş bırakacağız. Buradan böyle devam edeceğiz. İstiyorsanız doldurabilirsiniz tabii ki. Bu çok mühim bir durum değil. Şimdi burası önemli. Sandığın olduğu yerden, içerideki kısımdan bir tane ocak yerleştiriyoruz. Ocağı yerleştirmemiz amacını da söyleyeceğim zaten. Çünkü bu slime'lar bu ocaklara yapışmıyor. Yapışmadıkları için de problem olmuyor. Hatta ocakları hareket ettiremiyorlar daha doğrusu. Bu bizim için artı bir durum oluyor. Çünkü yoksa bütün bloklar alıp götürür ya da hareket edemezler. Böyle saçma bir durumla karşılaşabiliriz. Ardından şimdi buraya fırını koyduk. Bu taraftan böyle yaprakları dizerekten devam ediyoruz. Ama şöyle bir koşulumuz var. Onu da hızlıca göstereceğim şimdi size. Buraları böyle güzelce dizdiniz, ettiniz, eğlediniz. Buraya geliyorsunuz. Fırının çaprazındaki bloğu boş bırakıyorsunuz. Çünkü oraya şey gelecek. Noto bloğu falan gelecek. Şimdi elimizde 20 tane şey var. Slime bloğu var. Buraya geliyoruz. Bu kazdığımız 10 bloklar vardı ya. Bu 10 blokların üstünü kapatıyoruz slime bloklarıyla. Şurası da şöyle 10 oluyor. Ardından bu tarafa gidelim. Buradan da böyle 10 yapıyoruz. Ve elimizdeki tüm slime blokların hepsini kullanmış oluyoruz arkadaşlar. Ardından shift'e basıyoruz. Slime bloğun tam köşesine bakıp bir tane yapışkan piston yerleştiriyoruz. Öbür tarafa geçiyoruz. Buradan da bakıp buraya bir tane yapışkan piston yerleştirdikten sonra artık pistona da ihtiyacımız kalmadı. Şimdi burası önemli. Fırının öndeki slime bloğunun önüne geliyoruz. Bir tane toprak yerleştiriyoruz. Ardından bunun üstüne bir tane noto bloğu yerleştiriyoruz. Ardından zıplayıp bir de shift'e basıp buraya bir tane güneş paneli yerleştiriyoruz. Ardından bunun üstüne bir tane sağa tıklayıp bunu geceye ayarlıyoruz. Neden? Çünkü gece döngüsü oluşturduğu zaman gidecek, gelecek. Yani kendi kendine hareket edecek. Öyle bir şey yapalım gibisinden bir derdimiz olmayacak asla. Hopper'la bir zaman saati oluşturalım. Ona göre gitsin gelsin asla olmayacak. Böyle gayet tatlı güzel bir şekilde çalışacak bu durum. Sonrasında buradaki şeyi kırıyoruz. Toprağı kırıyoruz. Buradan aşağı atlayıp buradan bir tane bakıp bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Ardından buraya koyduğumuz toprağın ise buraya geliyoruz. Buradan da böyle aşağıdan yukarıya bakıp bir tane gözlemci yerleştiriyoruz. Sonrasında yukarıdaki toprağı kırıyoruz. Şuradan noto bloğunu bir kere tıkladığımız zaman bizim pistonlarımızı geri doğru çekiyor. Karşı tarafa geldik. Fırının önüne bir tane toprak koyuyorum. Ardından bunun üstüne bir tane daha toprak yerleştiriyoruz. Sonrasında bir tane noto bloğu. Ardından bir lamba yerleştiriyoruz. Ya da güneş paneli. Bunu da geceyi ayarladıktan sonra altındaki toprakları kırıyoruz. Yukarıdaki ile eşitlendi mi? Evet, eşitlendi. Gece olduktan sonra burası gayet güzel bir şekilde çalışacak. Hatta bir deneyelim. Buradan şöyle bir time set yapalım. O yüzden problem kalmayacak. Yaptık. Hemen çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Şeker kamışını bu tarafa doğru fırlattı. Aldı bunu da bu tarafa fırlattı. Sistem bu şekilde çalışacak. Arkadaşlar şöyle baktım. Öğrendiğim bir şey var. Eğer bunlar 3 tane gerçekten uzarlarsa bu makine hiçbir şekilde çalışmıyor. Yani yarısını atıyor, yarısını atmıyor. Bu durum sıkıntılı. Ama bizim zaten bunları gece gündüz döngüsünü ayarlamamızdaki sebep de bu. Bir şeker kamışı ancak zaten 2 boyuna kadar geldikten sonra bu makine çalışmış olacak. Öyle çalıştığından dolayı da problem yaratmayacak bizim için. Hatta ben tekrardan şunu bir 300 yapsak bile bizim işimizi gayet iyi tatlı bir şekilde göreceğini düşünüyorum. Şey çok yavaş görüyor yine. Ama problem değil. Yani çalıştırdığımız anda bakın hiçbir şekilde aşağıya düşme yapmıyor. Genellikle olaraktan hepsini fırlatıyor sağa sola ama sonrasında tabii bu problem de yaratıyor. Yani mesela şurada fazlaca büyüyenler var. O büyüyenler aşağı doğru düşüyor. Bunu tabii ayarlamak birazcık zor ama ayarlanabilir mi? Sonrasında tabii ki birazcık daha düşünülüp üzerinde çalıştırılıp ayarlanabilir. Ama şimdilik sistem böyle olduğundan dolayı gayet güzel, gayet hoş bir şekilde çalışıyor. Yani bunu serverlarda deneyebilirsiniz. Hatta beyler açıldığı zaman benim büyük ihtimalle yapacağım ilk şeylerden, makinelerden bir tanesi bu olur. Çünkü bayağı verimli. Oyunun başında da sağlam para kastırmak için en ideal yollardan bir tanesi bence. Ya olmadı en fazla şey yaparsınız. Üstünü böyle kapatırsınız. Kapattıktan sonra da ilerleyebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediniz. Eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Beğendiyseniz yorumlarda da belirtebilirsiniz. Hoşça kalın.